Merhaba. UBC finalleri 2021 ikinci maça hoş geldiniz. Birazdan maça başlayacağız. İlk maçı hem Pierre'ı hem maçın galibi Moshi oldu. 2-0 öne geçti. Daha evvelde de söylemiştim. 13 olan şampiyon olacak. 2-0'lık öne geçti. 2-0'lık iki tane adım atmış oldu Moshi. Müthiş de oynadı. Benim kriterlerime göre müthiş oynadı. Çok sakin, çok hazır gördük Moshi'yi. Hemen maça geçelim. Maçta da konuşacağız zaten. Bu yayınla ilgili çekimler, hani emek, uğraşılan ekip, müthiş bir ekip, müthiş bir iş var. Her videoda aynı şeyi görüyorum. Wilson, Tue, Mark Olsen, hani arka tarafta bunun grafikleriyle uğraşan Wilson, yani büyük hayran oldum. Fuat'a da söyledim, yani çok emek var, çok zevkli insanlar. Hani bu emeği karşılığı da bu videoları yayınlamamız konusunda anlaşıldı ve her şeyde bize destek oluyorlar. En ufak ayrıntıda bile ne istesek yardım ediyorlar. Yani FM'le Galaxy arasında çok ciddi bir işbirliği var. Umarım bu devam eder iki taraf için de. Zaten yıl dönümü turnuvası öncesi eleme turnuvası İstanbul'da yapılıyor. Hani onun İstanbul'da olması da bu işbirliğinin meyvesi, bizim için çok çok değerli bir şey olacak o. İşte klasik yayınla ilgili donation, yardım yapabilirdiniz. Bu her seyrettiğiniz yayın için hemen hemen olan bir şey. Yayını desteklemek için, yayın yapanları desteklemek için kanala üye olup veya direkt yardım yapabilirsiniz. Onu anlatıyorlar. Birazdan başlayacak maç. İkinci maç. Aynı gün yapıldı bu maç. İlk maçtan biraz ara verip ikinci maça geçiyorlar. Bu arada hani Moshi ile sohbet etme imkanımız oldu. Moshi bizim videolarımızı, yayınlarımızı seyrediyormuş. Hani karşılaşınca beni sesimden tanıdı. Seyrediyorum senin dedi. Hani sesimden tanıması daha iyi. Arkası dönük bana bakarken seni tanıyorum deyince komik oldu tabii. Seyrediyorum videolarını deyince. Evet. Ali de söyledi, hani Türkçe bilse inan katılır diyor. O kadar aslında bu tür tavlaya meraklı, sıcak. Evet, şimdi başlıyoruz. Birazdan oyuncular. Galaxy'nin aplikasyonu geliyor. Bu önemli. Private games, coin games, rating games, and much, much more. Hi there, this is the amazing team who made the UBC production that you're watching right now. You can support us by donating any amount using the YouTube Super Chat. Just click the dollar icon in the chat window to get started. Donate $25 or more to get our eternal gratitude. Donate $50 to get a personal shout out by Mark Olsen in an exclusive video. Donate $100 to get a signed copy of the event poster and a shout out. Thank you so much for your support. Get the limited edition signed poster by donating $100 in the YouTube Super Chat. Your donations will support the hardworking team who made the UBC a reality. Thank you so much. Evet, Mark Olsen ve Nick Blazier geldiler. Maç öncesi sonucu bir önceki günü konuşuyorlar. 2-0. Moshi önde müthiş oynadı Moshi. Çok hazır gelmiş. Bütün ekip hazır.
Tekrar işte tokalaşma şakaları. 4-2 ile başladı. Açılışları yine çok dakik oynuyorlar. Boşa hemen maça konsantre olup hatırlamaya çalışıyor. 3-2 arkası, 4-2, 3-2 arkası, 4-4 ne? 5 kapısı değildi diye. Yani 5 kapısını mı diye ve doğru alıyor. Çünkü tavşan adımı atmış rakip. Hem onu tutuyor hem karşıdan iş yapıyor. Ve pozisyonu hatırlayınca kübü de hatırlamak çok önemli. Müthiş uygulama. Müthiş uygulama. Bunu hatırlamak, maça 0-0 iken bu kadar dakik küp çekmek, sadece 21'lik küpmüş ama gerçekten önemli. Hiç geri adım yok, hiç bildiğinden taviz vermek yok. Hemen açık tek, ağır tek, o da tek oldu. 3-2 geldi. Ve maçın sonundaki Mişi'nin soru olarak hazırladığı pozisyon geldi. Bu 6-5 dikkatli düşünün. Bu 6-5 çok değerli. Mişi maçın sonunda anlatacak bize. Bu 6-5'i seçti maçı pozisyonu olarak. Moşi şimdi çapa bırakma hamlesine bakıyor. İlk bunu gördü. İlk buna bakıyor. Ve bu hamle birinci hamleymiş. Öteki de önde olan oyuncunun güvenli oynadığı bir hamle. 19 pip önde kübü göndermiş. Kapı üstünlüğü var. Safe oynayan oyuncunun hamlesi de bu. Bakalım Moşi ne yapacak? Moşi çapaya tekrar bakıyor. Çapa bozmaya tekrar bakıyor. Bu hamlenin çok güzel olduğunu düşünüyor. Önde olan oyuncu psikolojisi, mental güç. Yani bu kadar bu hamleye bakıp oynamaması anlayabiliyorum yani. İster istemez seyfe gitti kafa. Maçtaki Moşin'in en büyük hatası buydu. Çapayı bozmamak. Maçın sonunda buna bakacakmış. Beraber konuşuruz orada zaten. 4-3. 3-1 üstü 4-3. Artık buraları safe oynamak gerektiği kolay Moşi seviyesi için. Makina korkmaz buralarda. Niye korkmaz? En güzel ileri çapısı var. 7'yi almaya bir tık çalışıyor. 7'yi alabilir miyim diye. Dirk de baktı o hamleye. Bence bakması çok değerli ama safe oynadı. İşte mental kısım bu. Safe'ten kaçamadı. 6-1. Şimdi 3 tane ihtimal var. 3 ihtimalde birini yapacak. Ya 20 ya 13 ya 8'i bırakacak. Moşi tabi deminki hataya da belki hissetti artık. Artık çok rahat 20'yi bırakabileceğini biliyor. Rakibin iki açığı var evinde ve en zor taşıyacağı yer bu kadar öndeyken 20 onu cebe koymuştur kafada zaten. Şimdi diğer alternatife de baktı 13'ten bozmaya. Direkt zaten onu düşündüğü hamle. Diğer hamleye bakıyor ki düşündüğümden iyi mi diye. 6-1. Evet, şimdi burada kıranlar benle tanışsın. Bu kırışı yapıp 8'den 2'ye yapanlar benle tanışsın lütfen. Hani bana göre ileri bir kırış.
Kırmadan oynamaya evetim ama kırarak oynamak hakikaten zor bana. Hani kırmamanın cezası da kaçış gerçekleşti. Artık yine bu seviyenin sıkıcı oyunları böyle oluyor. Hani ne oynayacağı çok belli. Bakın Moşu 6'yı direkt oynayacağını bildiği için 6'yı iniyor. O pulu orada bırakmayacak ama disiplinli oyuncu, teknik oyuncunun hamlesi böyle olmalı. Önce 6'yı aşağı ineceksiniz, sonra bakacaksınız. Yani 8'i bırakmayacağınız zaten aşikar. Ama 6'yı mecbur nereden oynayacağım? Şimdi 5-5 oynayıp bir pips kontrolü yapacak. Hızlıca sayıyor. Hızlı saymanın yöntemlerini kendi yayınlarımızda söyledim. Hani birçok şeyi var ama burada dakik tam saymak lazım. Hani 20'yi oynamamanın sebebi doğru mu diye. Çünkü diğer 6 ve 9'dan oynadığı pullar çok kötü yere gidiyor. Mutlaka 13'ü bırakması lazım. Pips de geri dolduğundan emin oldu. İşte ama yine de bakmaktan vazgeçmiyor. Bir kaçırdığım bir şey var mı diye. Ama 20'yi bırakmayacağını çok iyi biliyor bu farkta Dirk. Bu kadar yarış aşırı kopmuşken 13'ü de bırakmak istemiyor. Onu da anlıyoruz. Ama mecbur olduğunu gördü artık. Evet, hamleyi onayladı. 1-1 yine Moşi için kolay geldi. Bu da kolay 6-5. Eve giriş yapıyor. Küp çekilmiş onun için bu kadar fark olunca da bu küpe de bakamıyor Dirk. 5-1. 4-3. Çok güzel bir eve erişti Dirk. Tek eksiği kırış. Yarışı alacak kırış. 5-2 enteresan zar. 12'yi temizleyemedi. 12'den pul da içeri giremiyor. 8'i bozmak doğru mu? 8'i bozmak çok yakınmış gördük şimdi. Ama Moş yine doğrusu 6'dan oynuyor. 6-4 mecbur devam eder o pul. Dört üç. Vur kaç yaptı. Bazı mahallelerde sevilmeyen hamle ama çok güzel. Gele, gele arkası 4-4. Bunun başka bir yolu var mı diye bakıyor. Başka bir yolu yok. 3 oynadıktan sonra yok. Eğer 6'dan 2 oynarsam da çok kötü. 5-3'ü veriyor. 6-5'i veriyor. Bir kere öleyim diyor. 6-3 bunu da kotardı. Evet, giriş yaptı. Bakalım bu sıkıcı oyun. Evet, 4-2'yi de attı. Artık bundan sonrası tamamen Mars olur mu olmaz mı? Mars olmayacağına hemen karar verdi. O zaman safe oynamak lazım. Yarışta zaten aşırı önde. Neredeyse Mars edecek. Evet. Bunu geldi. Buradan sonra resign edecek. 8 pul bu. Evet. Resign. Bir zar daha atıp mı? Evet. 5-4'ü gördükten sonra ihtimal kalmadığını görüyorlar. Moşi tabii 4 atış, 3 atışa inecek. 4 çift ihtiyacı var.
ihtimal kalmadığını anlatıyor. 15 pul 4 atışta biter. Moş 2 pul aldıktan sonra 3 atış var. İhtimal yok. Gayet teknik şey emin olarak resign ettiler. Çünkü resign de hata sayılıyor. Yes, exactly. Evet, ikinci ele geçiyorlar. Oyuncuların sempatisinde görüyorsunuz. Çok birbirlerine sıcaklar. Moş yine kübü düzeltti. Büyük takıntı o. 4-3 ile başladı. Dirk Schiman 6-2 kolay kırış. Yine kolay. İki. Yani şimdi burada çapa, ben de önde olunca çapa taraftarıyım ama kırmak daha doğruymuş. Moşi de kırmayınca çok mutlu oldum. Yani hatamı o da ortak oldu gibi geldi bana. Çünkü öne geçince vur kırı artık, hele hiç kapı yoksa çok sevmiyorum. 22'lik hataymış bu. Kırmak lazım. 2-2. Bunda da yani yine aynı şey. Kapı alıp 20'ye giden hamleyi ben gözüme kestirmiştim ama 16'yı kırıyor. Sırık eritme 13-11 yapıyor makine. Yani aynı anda 2-3 işi birden yapıyor. Evet, benim hamlem de bu. Bana bu çok güzel geliyor. Hele 2-0 öndeyken yarış çok yakın. Pullarımın hepsi doğru yerde. Bir kapı aldım. Rakibi 18'de blokladım. Bana şey geliyor yani, önde olanın rahatsız olmayacağı bir hamle. Bu hamleye de hayır demiyorum. Tabii ki kötü bir hamle değil. Ama birinci hamle kırıp 13'ten aşağı inmek, sırık eritmek, işte dikkatli olup o sırığın şeyini görmek lazımmış. Yani hala çalışacak çok şeyimiz olduğunu görüyorum. Moşin hamlesi benim beğendiğim hamleden daha kötü. 6-4 girdi indi. 5-3. Şimdi hiçbir şey yapmayan bir 5-3 mecbur kapı alacak mı? Evet, mecbur kapıyı aldı. Artık 14'ten kaçışa bakamıyor. 4-3 geldi. Kapılı kırış. Evet, Moşi gele attı. Bu gele Moşi'nin maçtaki en büyük anti-joker bu. İki kapıya atılan bu gele. Maçın en büyük anti-jokeri. Jokeri var, birazdan gelecek ama anti-joker 769'luk bu idi. İkinci pulu da barı aldı. 5-2 çift giriş. Ama razı. Küp düşünüyor, haklı, çok yakın. Belki de çekmek lazım mı? Burada Moşi take eder bunu. Market kaybı zarlarına bakıyor burada. Beşi alanları şöyle formasyonla sayıyorum. Üç tane pul yapıcı yer var. Karesi eksi kendisi. Yani 3 karesi 9 eksi 6 tane pulla alıyorum. Sonra 1-1 alıyor. 7. 3-3 alıyor. 8. 4-4 alıyor. 9. 9 zarla 5 kapısını alacağımı biliyorum. İşte burada diğer şeyleri de görmek lazım. Hani başka ne iyi zarlarım var? Bu rakibe pas geçirecek. 4-4 bence mükemmel. İki kapı kırık yapıyor ama şey yapmıyor. 25'likmiş bu. 25'lik
Küp değilmiş ama çekmek bence Moşi seviyesine mantıklı. Hep öğrencilerime oynarken işte şeyde rakibe göre anlattığım her yerde şey diyorum, yani bunu Moşi'ye çekmek lazım gibi geliyor bana. Ama kötü attı, pişman değil. Ama Moşi daha kötüsünü attı. İşte şimdi o market kaybı dediğim yer bu. Bu kübüyü Moşi'ye nasıl aldıracağız şimdi? Zonda 11 pul. Bir pulu barda. Bu kübü Moşi nasıl alsın? Şimdi bedava sayı kimse vermek istemiyor ama Moşi de öyle bir seviyede ki bu kübün alınmayacağını görüyor. Benim Moşi'den hani merak ettiğim buradaki marsları vesaireyi nasıl hesaplıyor? Ben referans pozisyonlarından hesaplıyorum. Acaba başka bir yöntem kullanıyor mu? Onu da merak ediyorum. Marsları kaç görüyor acaba? Çünkü korkunç bir referans pozisyon şeyi var. Hani database'i var kendisinin. 2015'te buraya geldiklerinde antrenmanlar yapmıştık. O zaman işte aynı takımda olup bir danışman çiftler yapmıştık. O zaman sormuştum nasıl hatırlıyorsun diye. O da şeyi anlatmıştı bana. Anki diye bir flash kart uygulaması kullanıyorum. Onunla pozisyonları ezberlemeye çalışıyorum diye. Ben de yükledim, bir süre onunla çalıştım. Hani kişisel gelişimime Moşi'nin katkısı da benim bu Anki'yi bana öğretmesidir. Flash kartlarla özellikle küp referans pozisyonlarını bir ara çok çalıştım. Ama sonra öğrendim. Hani Anki'siz de bu olabilir. Özellikle o disiplinli o kartları resim olarak kaydetmek. İşte öğrencilerime de aynı şeyi söylüyorum. Hani referans pozisyonları resim veya XG dosya olarak kaydet, onlara çalış. Resimle çalışmak çok hızlı. XG'den de hızlı. Şimdi buna en yakın resmi kafadaki database'den tarıyor optik olarak ve bir karara varacak. 2-0'da bu take mi pas mı? Marsların 30 olduğunu gördüğüm an ben pas olduğunu biliyorum. Moşi de 30'u demek ki pası buldu. Bravo. Bu kübün take point'i ne merak edenler için söyleyeyim. Ben de XG tarafında da açık. Onu da söyleyeyim. Take point'i %33. %33,29 pardon özür dilerim. %19'muş Marslardan dolayı. %19'da bunu özür, tekrar özür. 33, 33 gördüm, evet. 33'müş take point'i. Marslardan dolayı bu azalıyor tabii. 2-1 oldu. Bir girdi 6. Evet, kırıldı mı? Kapım yaptı, kırmadan olmaz dedi. 7'yi alabilirdi. Ama kırmayı şart görüyor. Valla ben iniş taraftarıydım ama görünce rakamı bir şey diyemiyorum. Makine küp için vuruş azaltıyor. İşte ustalık gerektiren kısım da bence burası. Kübü nasıl alırım? Ne oynarsam kübü alırım. Küp yola çıktı çünkü. Yarışta önde, pozisyonda önde kıramadık. Bu kübü nasıl alırım? En rahat ona bakıyor, onu arıyor maşı.
küp almanın yerini bulmaya çalışıyor. Rakamları görüyorsunuz, bütün hamlelerde eksi bir yazıyor. Bunun anlamı şu, ne oynarsan oyna, bir dahaki el pas oyunu, pas oluyor. Yani pas geçmek zorundasın. Eksi bir ise hamlenizin yanında, fark etmeyen hamle deniyor buna. Şu anda Moş aslında fark etmeyen hamleler içinde var mı? Küba alabileceğim bir hamle var mı diye ona bakıyor. Bazen ilk hamle bir rakam yazar. İşte 0-900'lü bir şey. Diğer geldikten sonra hepsi eksi bir olur. Demek ki sadece o hamle küba alabilirsiniz. İşte bedava sayı yok bu seviyede. Moşe 18'e çıkmanın en uygun olacağına karar verecek şimdi. Süreyi de kontrol etmesi lazım. Hani bu adamlar her şeyi hesaplıyorlar. Dirk zaten küp hesabını bitirmişti. Double geldi. Demin ki o birlerden, eksi birlerden bunun pas olduğunu biliyoruz. Gördük. Moşi şimdi vazgeçmek istemiyor ve aldı. Ama yüzünde de görüyorsunuz çok mutlu değil. Bence Dirk çok kötü bir zar attı. İyi görünüyor mu? Bence gözükmüyor. Çünkü bir kapısı dışında net bir hamle yok. Evet, biri aldı, biri alıyor. Ama 7'deki pulu, 4'teki pulu onları kırmak istiyor. Öyle kapamak istiyor. Köşeye kapı, 1'e kapı olabilecek en iyi şey. Moşi biraz rahatladı vücut hareketlerinden. Yani kötünün iyisi mi oldu diye. Bunu oynamayacaktır. Bu 5 açıklı dağınık görüntü yapamayacaktır. Zaten 103'müş bu hamle. Daha değerli toplu olan 1 kapısına gidecek mecbur. Pulu yanlış. Evet, pulu yanlış da düzeltti hemen. Bu seviyede pul hatası, yani o işte olursa zaten burada bir şey olunca transcribe eden Hüseyin pozisyonu düzeltiyor, söylüyor ve hemen legal pozisyona geliyoruz. İllegal hamleyi kabul etmiyorlar. Hemen düzeltiliyor. 5-2 dev çapayı aldı Moşi. 2-1. Bu arada farkında mısınız bilmiyorum ama bu tavla kısa bir tavla. Oyuncular zamanı da bildikleri için, zaman da çok değerli olduğu için hiç 2-3 kere sallıyorlar ve zarları atıyorlar. Hiç öyle bizim Emco gibi resetel veren yok. Veya Alaaddin gibi paraşütten zar atan yok. Veya birkaç oyuncu daha var böyle hani değişik zar stilleriyle atan. Hani hiç yok. Herkes iki tarafta azıcık sallıyor, 2-3 kere şey ediyor. O şart zaten, yani 2-3 sallama kuraldır o. Sonra zarı kibarca atıyor. Öyle tavlayı delmecesine, işte bardağı kırmacasına hiçbir şey yok. Hani o farkındaysanız dışarı da çok atılmıyor bu tavlanın kısa olmasına rağmen. Çünkü bu özel bir tavla. Taşınabilirlik olması için ölçüleri vesairesi ona göre yapılmış. Orada böyle oynuyorlar. Yani bunu hesap etmenizi istiyorum. Neredeyse hiç out yok. Kırık da pul üstüne sayıldığı için oyunun hızı hiç kesilmiyor. Hani Moşi çok yani ölçülü atıyor. Hani bazen bazı oyuncularda duyuyorum. İşte atış stili yapacağım, şöyle atacağım falan. Yani bence hani bunları örnek almak lazım. Moşi, Dirk'i bu seviyedeki oyuncular çok sakin atıyorlar. Bardağı koyup 2-3 kere şalkalayıp atıyor. Ve Moşi dev zarı attı. 5-5'i attı. Şimdi yarışa bakacak. Yarışta şimdi biz görüyoruz burada ama Moşi hemen sayıyor. İşte ne yaptı? 63 dışarısı. İçeridekiler de
işte 70 66 dedi, 105 diye buldu. Hani tık diye saydı yani, saniyeler içinde bitirdi. Kör bir yarış yine, çok yakın. Çok kötü attı Dirk. Yani kübü almış birinin hayalindeki şey bu. Dün de şanslıydı maçta Moşi. Burada da bir pip önde ve dev bir zarda attı. 6-6. Yani normalde bunu kendi grubu, evet, hemen karşılık verdi. Bu karşılığı olmasa şu anda hani pasa doğru giden bir trendeydik. Ama hala geçerli. Hemen yine pips kontrolü yapıldı. Bir pips dedi. Attı. Dev zar attı. 6-4. Şimdi Moshi'nin board'unda hiç wastage yok. Hiç wastage yok. Yani mükemmel bir dizilime sahip. Halbuki Dirk'te birdeki o iki pul, ikişerden dört, ikideki bir pul, beş wastage'ı var. Yani aradaki farkla beraber bu zar öncesi küçük bir küp varmış, kırklık. Ama bunu çekmedi Moşi, bilerek veya bilmeyerek saymadı burada, çok durmadı. 6-1, 6-1 Mişi de Moşi'ye pulu veriyor. Şimdi artık burada yapacak hiçbir şey yok. 40 bu taraf. 4 merkezli 10 pul. 4 kere 10, 40. Karşı taraf 30, 41. 5 daha 46. İşte hemen bu hesabı yaptıktan sonra 40-46 artı pool checker sayısı farkı, o da 1. Üçünde gap var. Yani bu kübü nasıl alacak? Bir de zar atacak. Moşin'in şimdi bir wastage'i var. 1, 6'sı boş. Oradan bir wastage'i var. Ama asıl Dirk'te de 1'e inmiş o. 2'deki wastage'lar aynı. 56'lık pasmış. 4 küp olduğu için. Yani redouble olmasa bu kübü almak, yani bilmiyorum, redouble olmasa bir yandan ben de ikinciyi açtım, merak ettim. Redouble olmasa, initial küp olsa bu pozisyon ne? Evet, 68'lik take'miş. Yani redouble'ın kötülüğü burada. Yine Dirk almak istiyor ama kaybederse 6-1 Crawford'a gelecek. Ortalama 3 game kazanması lazım. 2 game olmaz herhalde. Moşi seviyesi bir pası yakalar mutlaka. 3 game olur ortalama. 6-1'den geri dönmek çok kötü. Ama 4-1 sürdürülebilir bir hayat demek. Şimdi burada şeyi de görmenizi istiyorum. Hani oyuncular, diğer oyuncu oynarken hiçbir şey yapmıyor. Yani bardağını koymuş bekliyor. Ne telefonuyla oynuyor, ne sağa sola bakıyor. Normal sakince bekliyoruz. Büyük bir saygı içerisinde. Hani bu adamlar niye büyük usta, niye büyük saygıyı hak ediyor? Bunları da görmenizi istiyorum. Hani kendi aranızda, arkadaş ortamında, bizim kendi grupta falan her türlü şey olur. Orada bir sorun yok ama resmi maç olunca bu maçın davranış şekli bu olması lazım. Dirk hemen
pası geçti. Büyük bir centilmenlikle skoru da yazdı. Evet, zamanı ve dün sormuşlar. Zamanı ve skoru yazıyor. Zamanı da yazıyormuş. Ben sadece skoru yazıyor diye şey yaptım. Round of the 9th Texas Backgammon Championships, February 9 to 13 at the Gunner Hotel, San Antonio. See you there. In games, yes. The bonus. Evet. Yani örnek alınması gereken çok şey var. Bu tavla Galaxy ekibiyle FM Gammon'ın beraber tasarladığı, Galaxy'nin çizimlerini yaptığı bir tavla 11. poster sığmıyor şeye. Tamamen seyahat için hazırlanmış küçük bir tavla. Çok başarılı, içi değişebiliyor. Siyahı var, Neptün. Evet, şimdi 4-1 önde. Şimdi Moshi seviyesinde 4-1 önde olduğunuz zaman işiniz çok daha zor. Çünkü hani maçı, oyunu müthiş yönetiyorlar. Yani bu adamın şanslı olmasının şey kısmı, maç yönetimi de var. Hani bunu da görmenizi istiyorum. Yani öndeyken bu adamlar bir tık maçta öndeyken bir iki tık daha kaplan gücüne geçiyorlar. Bu seviye. Geride olunca agresif olup normal oyunlar oynuyorlar. Ama öndeyken bir tık daha dikkatli seyretmenizi istiyorum. Çok çok önemli yani. Önde olanın oynaması için. Burada bu kontrolü yapmak. Evet, bir ekrandan görüyor, bir ekrandan giriyor. İki iki. İşte Moshi'den bu sıralı kapı hastalığı ama normal 4'ü alıyor makine. Anlıyorum Moshi'yi. Ben de bazen düşüyordum bu hatayı ama sıralı kapı alıyor makine. Çok hızlı geçti. Çok emin oynadı. Devzar. Üç, beş, bir pul barda. Şimdi Dirk hemen işte gerideki oyuncunun gücü zaten karşıda çapan var diyor. Sekiz pul. Hani normalde başka bir skorda olsa kolay take ama bu skorda çok zor take. Sadece sekiz pul olduğu için ama sıralı kapıları var. Kulakları çınlasın. Amirov kapıları diyorum ben o 6-5-4 kapılarına. Sebebi de şu, kısa hikaye anlatayım. Kıbrıs'ta ilk Amirov'la bir turda eşleştim. Yani bende çok iyi bir oyuncu database'i var. Maçlarımı kaydettiğim için kim nasıl oynuyor biliyorum. Hani oradan bakıyorum. Bravo Moshi, yine 42'lik tek bedava sayı yok dedi. Oradan baktım, hiç oynamamışım. Ya kayıt da yok. Başka oyuncuların maçları da geliyor bana. Orada da tutuyorum. Cenk'e sordum. Cenk bilmiyor, hiç tanımıyor o dönem. İlk yeni gelmiş. Yani bana da moral veriyorlar. Alırsın abi falan. O ara çok formdayım. Çok şey kazanmıştım üst üste.
Bir oynadık. Adam 6-5-4 kapısını alıyor, küp çekiyor. 6-5-4 kapısını alıp küp çekiyor. Maç bitti. Yenildim öyle 9-2 falan. Dedim ne oldu maç? Dedim ki adam çok iyi oynadı. Ya dediler şaka mı yapıyorsun? Vallahi dedim yani nefis oynadı. Ama dedim bir şey var. 6-5-4 kapısını alıp küp çekiyor adam her skorda. İnanılmaz yani. Çoğu doğrudur ama dedim yani doğru olmayan da vardır. Sonra maça baktım 2,5'la oynamış. Ben 5 falanla oynamışım. Çok kötü zar atmışım. Ondan sonra 6-5-4 sıralı kapılı şeylerin Mars yüzdesi yüksek olan pozisyonlar hep kulağıma kaldı. Hep anlatırken de böyle hikayeleştiriyorum ki unutmayayım diye. Amiri o kapılarını alınca hani küp çok kolay. Onun için 195'lik küptü. Şimdi Moshi ile geri oyun oynamak böyle bir geri oyunda ayrı bir zevk. Biliyorsunuz geri oyunu bizim ülkemizde çok sevenler var ama oynaması çok zor. Ben de hiç sevmiyorum. Hep söylüyorum. Çünkü çok zor. PR'ı falan fırlatıyor. Hani çalışıyorum üstüne vakit de harcıyorum ama zor olduğu için çok tercih etmiyorum. Ama bu seviye hiç tercih edilmemesi gereken seviye. Hani Moshi'ye karşı geri oyun oynamak yani hakikaten zor. Ama Moshi'nin durumu kötü çünkü zamanı yok. O da memnun değil. Onun için hemen çapayı bozdu. Oynar pullarını ileri getirdi. Çıkmak için yanıyor. İşte Bill Robertson'ın müthiş lafı, dörtlü blok göründüğünden daha büyüktür. Dirk de o dörtlü bloğu geçemiyor. Moshi geriye razı. Dirk bloğu geçebilecek mi? Bir pul daha tahliye ediyor. Yani sıralı kapıdan hikayeleri öyle ev gücü, sıralı kapı, beşli blok. Yani kendinize böyle şeyler tutarsanız hikayeler, hamleleri de, pozisyonları da daha kolay hatırlıyorsunuz. Moş yine tek hamleyi buluyor çok çabuk. Mecbur zaten başka şey yoktu. Yine geçemedi o dörtlü bloktan pul çıkmak istiyor. Ama yine gelemedi ve pul çok kötü yere gidiyor. İkiyi kapatmak ikiyi kapatmaktan vazgeçemedi. Evet. Bloğu bozmak zorunda. 3-2 başka yok. 8'den 5-3, 5-2 yapacak kafa yok. Ama bakıyor. İstemiyor bunu. 5'i boşken hani Ali'de de bu hastalık var. 5'i boşken oynamayı sevmiyorlar. Moshi de o seviye diye görüyorum ben. Beşi boşken oynamayacaktır. Oynamıyormuş zaten. Evet, dörtlü blok 3'e indi ama hala geçemiyor. Yani 21-7 buradan. Makina 2'den 1'i açıyor. Moshi 6'yı buldu. Çok kritikti bu. Şimdi bakıyor. Başka 5 yok mecbur. 3 yok pardon. Devam edecek. Evet. 6-5 mecbur gideceğim diyor. Açıksız. 8'i bozamaz. Kırmadan olmaz bu. Kırıp içeri giriyor ikisini de. Yani 7'den ikisini de giriyor. 4'ten 2'ye var. 21'lik hamleymiş. Uzaktakini yaklaştırma. Geli atıyor. Çok kritik. 4-2 kapatamadı. Güzel kapatamadı bunu.
Güzel kapatamadı. Evet. 3-2. Hala kıramıyor. Evet, çıkamadı ama dev bir zar. Hala giremedi. Ve 6'yı buldu. Dev zar. Şimdi bırakacak mı, gidecek mi? Birileri ikileri burada kullanacağım için. Buna bakıyor. Ama 111'miş bu. Birileri ikileri buradan girerse kırarım. Çıkana da daha iyi basıyor. 4-1 de vermemiş oluyorsunuz. Böyle de 4-4'ü veriyormuşsunuz. Şimdi gördüm. Kalırsanız bir de 4-4 var. Hem 4-1 hem 4-4. Bir tık daha kötüleşti bu hamle. Onun için 111'miş. Yine geri atıyor. 6 kritik. Moşi için 6'yı buldu yine. Çıktı. Artık bir tık daha cesur olabilir. Çünkü küplü Mars oyunu bitiriyor. O pulu kırmak değerli artık. O pulu kırmak değerli. Çünkü içeride 5-4'leri 4-4'ten kaçış yok. Çıkamadığı sürece o pul bir zaten veriyor. 5-4'leri duplike ettim dedi. 4-4, 5-4 her şey duplike. Yine geri attı. Burada küp kontrolü. Yani bu kübü bakmadı. Büyük usta. Zaten israf olunca şey kötü. Küp kötü. İşe yaramayan 4-4 gele 6-3 bütün sancılara son vereyim mi diyor. 4-4'ü bırakıyorum. 4-4, 4-1'e bırakıyorum diye buna bakıyor. Evet, sadece 4-4'e bıraktı. Gele 5-3 sadece 4-4'e bırakacağım diyecektir. İçeri girmeden makine içeri girmeden oynuyor. Dörtlük sadece. Sadece dörtlük bir hata yapıyor. Moşi ve üstüne 4-4 yiyor. Dirk Schiman'ın maçtaki en büyük jokeri bu. Maçın en büyük jokeri. 1795'lik joker oyunu bir taraftan aldı, bir tarafa götürdü. Neredeyse küplü Mars olacakken, Turgut diyarlarında Moşi geziyorken şimdi Mars'tan çıkmak için dua eden bir Moşi oldu ve hamle sadece dörtlük yanlış. Birçok oyuncu girer miydi? Ben girerdim. Bardayken Ali'yi de biliyorum gireceğini tahmin ediyorum. Bardayken girmek kötü değil. Bir an önce girip toplayalım. O da vergi veriyor. Bir sayı yani kırıyorsa kırsın falan diye hatta böyle laf cambazlıkları da yapardık. Atana helal olsun falan diye. Kırınca da ağlardık. Moşi de şimdi üzgün. Ama yapacak bir şey yok. 5-5 anti jokerlerden biri mi değil. Çünkü yine pips yapıyor. Bir şey veriyor ama çok az. Sadece iki zar verip geçecek. Resmen Moşin'in elinden çalınmış bir oyun bu. Moşi girdi çıktı. Evet.
Dirk aşırı favori. %99'larda oyunda. Maçı Mars'ı kestiğine mutludur. Zaten resign için zar bakıyor. Biri aldı, dördü salladı. Altı pulu var. 5-3. Bu zar mutlaka çift olmalı. 3-1 atacak. Öyle bir film olursa 5-4. Burada artık ihtimal kalmadı zaten. Ama atıyorlar. Bitince zaten resign oldu. Evet, 4-3. Moşu önde. Game 5'e geldik. Improve your backgammon skills by reading the best books on the market. Available on Amazon. Links in the description below. Actually, evet. Game 5, 4-3 önde. Dilkin kübü çok kolay biliyor. Moşe'nin kübü çok zor. Ama oyun bu. Tabii ne olacağını göreceksiniz birazdan. Marsların en verimli olduğu yer 3 uzak. Küplü Marsların en verimli olduğu yer ama o 3-1 kapısıyla da birden Marslar çok azaldı. 4-2 nefis. 2-2 bu iyice Marsları öldürdü. Bu hamle Moşe burada hata yapıyor. Biraz daha düşünmesi lazım. İç kapı artı 13'ten iniş, sırık eritme, nefis, sıralı kapılar mı? Kendi Marslarını maksimize ediyordu. Oyunlarını da öyle. Ama bu hamleyi çok hızlı oynadı. Dediğim gibi deminki oyundan mental olarak etkileniyor mu? Moşi de insan. Deminki o tek 4-4'e vermesi bu oyunu sabaha kadar oynarım demek. Küp de gelse her şeyden kaçan bir 4-2 ile de mutlu oldu şimdi. Almadı. 4 kapısını aldı. Güzel attı ama gerisi nasıl? Yanaştım, ne yapacağım? Yani bu hamlenin dışında diğer hamle 6'dan 2'ye de mecburi bir hamle gibiymiş. 4-3. Hiçbir şey vermiyor. Direkt şat vermiyor. 4-1 13'ten inecek. İlk hamle plus plus da ilk hamle bu. 6-5. Yine bir şey vermeyecek Moşi. Karşılıklı tutma oyunu. 4-2 kapı aldı. Dev zarı attı Moşi. Oyun game'i değiştiren zar bu. Dirk'in mutlaka iyi bir şey atması lazım. 4-1 acılara çare olamaz. Acılara çare olamaz. 13'ü bırakamıyor. Kapı alamıyor. Mecburen 3'e gitti. İşte Moş seviyesini burada tekrar görmenizi istiyorum. Bu skor çok zor bir skor küp yönetimi için. Küpte ısraf var ama çok çabuk buldu. Ve korkmadan çekti. Hani ben maçlarda bulsam bile bu skorda bir tık iki tık çekemiyorum. Sonra da ya peş peşe hatalar yapıyorum ya Turgut'a geçmiş oluyorum. Oradan hata yiyorum ama inanılmaz bir güzel bir küp. Yani bu skorda bu küp çekilir. Sıralı 3 kapı arkasına pull. Yani müthiş beğendim. Şöyle eğer Dilkin kapısı 21'de değil, 22'de değil pardon, 20'de şeyde olsa sınır küp olmayacak.
şey sınır küpmüş, pardon, üçlük sadece ağır tek, ama bu büyük pas, 101'lik pasmış, Dirk vazgeçemedi. Yani 22 yerinde 21'de olsa ağır tek, ama 22'de o küp pas. Bazen öyle bakıyoruz biz, 24'te 23'te pastır ama 22'de tektir diyoruz, ama bu skorda bile değilmiş. Şimdi mahkum bir oyun oynuyor. Niye mahkum bir oyun? Kırık alması lazım bu oyunu kazanması için. Yarış koptu çünkü bu 5-5'le de. ...36 pips önde... ...Moshi... ...müthiş fark... ...5-4 kötü zar ama... ...Moshi yine buluyor... Yani %80 oyunu aldı. Burada Marslar 2.4, 2.8. Çok enteresan bir oyun olacak zaten. 6'yı kaybettikten sonra o pullar nasıl sağ salim içeri girecek onu göreceğiz. Evet, Dirk kötü yere gitmesine rağmen 5-4'ü buldu. 4-2 4 mecbur, 2 de mecbur dedi. Yani 8-6, 380'den başlıyor. Bakmıyordu bile. 4-4. Artık pulların kötü yere gitmesine tahammül edemiyor Dirk. Mecbur bu yarışta bile ileri gitti ki doğru hamle. Pullar çok kötü yere gidiyordu. 4-1. Şimdi bu 4-1. Kırış yok. 5-4 evet. Şimdi mecburi kırış geldi. Evet. Küp için ne düşünüyorsunuz? Küp için ne düşünüyorsunuz? Çünkü iki açık var. Eviniz hazır gibi. Ne düşünüyorsunuz küp için? Maçı ortaya koymak lazım mı? 6-2 de var. Bütün üçler kırıyor. 11 zar artı 12 13 6-2 de kırıyor. Artı kıramadınız. Bazı zarlar var. Açık devam ediyor. 6-5 gibi, 6-6 gibi. Açığın devam ettiği 4-4 gibi zarlar var. Bir de işin küçük farkı oradan geliyor. Yani 13 zar artı geri atıp devam eden şeyler var. Ve sadece 28'lik no rida bu. Moshi'ye karşı 6-3'ten oynamak mı? Yoksa burada bu şansı kullanmak mı? Pullarının yeri müthiş. Hani Dirk zaten eve girerken çok kötü zarlar atmasına rağmen her şey hazır. Bir yani ikinci açık olmasa bunu küpü çekeceğini zannetmiyorum. 6-2 hakikaten aklını karıştırıyor insanın. Çünkü 1-1 atıp kaçar. Giremedim. 6'ya girdim. Kıramadım. 1-1 atıp bütün zarlarda 1-1 hariç kaçıyor zaten. 2-2 kapatıyor. 1-1 ötekini kapatıyor. Yani 3 boş kalır ama bence müthiş analiz.
Dilk zamanında iyi kullandı. 1.50'si kaldı. O da ayrı bir iş çünkü maç uzarsa kalan zamanla maçı nasıl kotaracağım? Evet, kübü çekmeyi gördü. 4-4'ü 28'lik. Yani Moşin'in bunu pas geçme ihtimali yok zaten. Ağır tek 1000 küsurluk. Egele'ye atıyor. 2-2 attı ve çok kolay bir oyuna gidiyor artık. Hiç açık verende kalmadı. Moşi yine. Bakın buraya ne olur. Bir daha bakın. Bir şey kaçırmamak için ne kadar sakin oynuyor. Hani özellikle hızlı oynayan arkadaşlara söylüyorum. Hani görmüyorsanız yani buralara şey yapın. Bir nefes alıp şey yapın. Ali de söyler. Bir nefeslenelim. Çok iyi bir zar attın. Kıramadı. İyice bak. Sallayacak. Hiç açık vermiyor. Rakibe No Mercy bandında gidiyor 6-4. Artık 99 küsurlara geldi kazanma şansı Moşin'in. Mucize olması lazım. Ama hala 2-1 gibi zarlar atmaya çalışıyor Dirk. Maç sonuna doğru gidiyoruz. Artık 10 pul kaldı. Hala dışarıda pulu var. Artık binde birin altında kazanma şansı Dirk'in. Ama hala 3-2 atarak taraftarlarını üzüyor diyeyim. Çünkü Dirk'i tutan arkadaşlarım da var. Moşi şey yapsın diye bir ümit veren 6-6 attı. Tribünler 5-5 düşeş diye inliyor. Ama gelmedi. 5-2 yine tribünler düşeş dübeş diyor ama bir küçük kardeşi Gülizar'la yetiniyor. 6 pul kaldı. Var mı? Var. 2-1 2-1 almıyor o 3 pulu. 6-4'le ama game'i bitiriyor. Tebrik ettiler gayet güzel. Evet, genel şeyde de analizler yapılıyor şu anda. Moşi 1.92 2.06 diye hatırlıyorum maçı. 1.92 2.06 seviyesinde. PR'ı da maçı da Moşi alıyor. PR'lar çok yakın onun için World Class'ta değil. Yine UBC setting'de 6-7 dakika bekliyorlar ama biz bildiğimiz için 1.92 2.06 mı? Şimdi analiz gelecek ve Mark ilan edecek. Evet. Evet. 2.06 1.91'miş. Ben yanlış hatırlamışım. 4-0 öne geçti. İki maçın ortalaması 1.50 gibi bir PR Moşi'de. Hani gayet güzel. Şimdi maçtaki size dediğim game 0'daki pozisyon, büyük usta, grandmaster, süper insan, alçak gönüllü, mütevazi kişilik Michi Kageyama bize o çapa bozma hamlesini anlatacak. 6-5'te pozisyon diziyor. Board çok güzel gözüküyor. Hani efendim burada hakikaten markların niye çalıştığını anlamak zor değil. Bu kalite, bu şey. Hani insanın oynayası geliyor bu board'u gördükçe. Şimdi Mişi kısaca şöyle diyor. 6-5 attık. Ne yapacağız? Çapayı bozup bunu cover edebiliriz ama çapa bozmak hakikaten çok zor. Mişi'nin öğrencileri de soruyorlarmış işte çapayı ne zaman bozacağız? Asla hiçbir zaman bozmayın diyormuş Mişi de. Ama tabii ki bozacağımız yer var. Ona da nasıl karar verdiğimizi anlatıyor. Diğer hamlelere bakacak ve çapağının bozulmasının doğru olduğunu görecek. Asla çapayı bozmayın diyor Mişi. Yani vücut dilinden de görüyorsunuz çok tatlı anlatıyor. Peki ne yapacağız? Ne yapabiliriz burada?
6-5. Görünen hamleler 13'ten 5 inmek. 13'ten 5 inmek ve 9'daki pulu içeri atmak. Hani olası bir hamle gibi gözüküyor. Ama önce buna bakalım. Önce çapa bozmaya bir baktı, tekrar alternatife geliyor. Çapa bozmanın kuralları var. Hani bunu şöyle, çapa bozduğunuzda kural, birinci kural şu: yarışta öndeyseniz affedebilir sizi makine. Önde misiniz? Öndesiniz. İkinci kural, kimin evi güçlü? Sizin eviniz güçlü. Eğer bir vuruş kırış yarışması olursa kim bundan karlı çıkacak? Evi güçlü olan karlı çıkacak. Onun için çapa bozmanın doğru yeri burası. Artı, bunu oynadığınızda bu görüntü çirkin ve 3'teki pul yarı ölü bir pul haline geliyor. Bir de nasıl temizleyeceğiz biz şeyi, 20'yi? Burada hazır gelmiş. Nefis bir 9 kapısı alıyoruz. Rakip 4-1 attığında hani kapıdan ziyade kendini kurtarmaya çalışacak. Kapılı kırmayacak bizi. 20'yi kapatıp 1 ile kıracak. Hala hayat devam edecek bizim için. Küpü de göndermişiz. Müthiş hamle bu. Ama bunu Moşi baktı baktı gördü, yapmadı. Mişi de onu anlatıyor. 4-1 attı böyle. Yani güzel, hayat devam ediyor. Veya kapadı kırdı, yine hayat devam ediyor. Yani buradaki en kritik zar 4-1 çünkü. Kapadı kırdı. Yine hani bizim için her şey güzel. 5 atsa bile kapı üstünlüğü bizde çünkü. Yarış da bizde. 20 çapasını bozmak genelde çok zordur. Hatta Moshi never ever never never dedi, hani şey, asla asla diye şey yapıyormuş, çapa bozmayın. Çapa bozmayı Kit Woosley'nin kitaplarında çok iyi anlatıyor. Çapa bozma konusunda hani benim referansım da Kit Woosley'in kitapları, birkaç bölümünde çok güzel anlatıyor. Tavsiye ederim. Eğer hani ilgilenenler varsa, Kit bu çapa bozmayı çok güzel anlatıyor. Mişi büyük usta da anlattı ve yarın görüşmek üzere dedi ve maçı bitirdi. Şimdi ikinci maça da bitirdik. 4-0 Moşi öne geçti. Dediğim gibi yarın devam edeceğiz yayına. Dirk'in işi zor. Moşi çok formda. Yani 1,5 PR, zarı da çok kuvvetli geliyor ama dediğim gibi çok sağlam oynuyor. Dediğim gibi birçok şeye bakmak lazım. Sadece kazanan kaybeden lak olarak değil, oyun stili, oyun analizi, nasıl inceliyorlar, nasıl oturuyorlar, nasıl kalkıyorlar. Hani ne kadar oyuna saygı gösteriyorlar, rakibe saygı gösteriyorlar. Hani hakikaten bunları görmenizi rica ediyorum. Çok çok değerli bir iş yapıyorlar. Evet, yarın görüşmek üzere. Üçüncü maça kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.